Efendim haftanın son iş günündeyiz. Mutlu günler, Haber Kritiği hoş geldiniz. Biz bu bölümde Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bu bağlamda Suriye ve bölgede güç dağılımı, Suriye'nin geleceği ve Orta Doğu'yu şekillendiren dinamikleri değerlendirme imkanı bulacağız. Orta Doğu'nun yıllardır çözümsüz kalan sorunlarını ele almak zor bir iş ama artık hareketsiz kalma lüksü de yok. Zira siyasi analistler burada yeni bir bölgesel düzen kurulabilmesi için büyük küçük tüm aktörlerin ödün vermeye hazır olmasının şart olduğunu vurgu yapıyorlar. Suriye'deki son gelişmelere bakacağız. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin bir sonraki turunun 23 Mart'ta başlayacağını açıkladı. Bu tarihten önce Suriyeli tarafların 14-15 Mart'ta Astana'da görüşmesi planlanıyor. Türkiye'nin de şu anda iç siyasi gelişmelerinin yanı sıra Suriye birinci gündem maddesi. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi 6. toplantısı dolayısıyla bugün Moskova'da yaptığı ziyarette Suriye konusunun gündeme gelecek. Suriye meselesini analiz eden bazı siyasi analistler Suriye'de çok fazla aktörün olduğunu ancak şu anda en önemli aktörün Rusya olduğunu belirtiyor ve Türkiye'nin burada çok dikkatli olması yönünde uyarıyor. Tabii genel olarak Rusya ile eşgüdüm halinde gidiliyor ama sonuçta o sahada herkes doğal olarak kendi çıkarını kolluyor. Dolayısıyla çok ince ve riskli bir yol Suriye yolu olarak değerlendiriliyor. Tabii kan dökülmüş bir ülkede hiçbir şey eskisi gibi olamaz. 600 bin insan öldü orada. Yaralı sayısı milyonu geçti. 7 milyon insan mülteci konumuna düştü. Bir o kadarı da evsiz, işsiz, yurtsuz kaldı. Tüm olanlardan sonra Suriye'yi nasıl bir siyasi yönetim bekliyor? Bunu değerlendirmesini alacağız değerli konuğumuzdan. Tabii vaktimiz kalırsa dünyada artan aşırı sağ ve yabancı düşmanlığı konuları da gündeme alacağız. Nurköprülü Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nurköprülü bizler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi öncelikle isterseniz bir türlü sorunu çözülemeyen, dahası çözümsüz bırakılan Orta Doğu ile başlayalım. Bugün birçok Batılı lider Orta Doğu'daki çalkantının altında yatan siyasi sebepleri olduğunu belirtiyor. Ama geçmiş ABD başkanlarına baktığımız zaman orada şiddet yanlısı ideolojilere bağlıyor. Ve günümüz Arap ve Orta Doğu coğrafyası nasıl bir süreç yaşanıyor sizce? Ferda Hanım, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için ve aynı zamanda programın açılışında yapmış olduğunuz özet de çok güzel özetliyor aslında bugün Orta Doğu'da yaşananları. Hem yani Suriye'de olup biten dönüp dolaşıp çünkü Orta Doğu'nun diğer ülkelerine de yansıyacak ve buradaki Suriye'nin geleceğinin nasıl olacağı aslında Orta Doğu'nun geleceğinin de nasıl olacağına yön verecek. Ve belirttiğiniz gibi çok farklı aktörler ve aynı zamanda bu aktörlerin politikalarını da şekillendiren çok çeşitli iç içe örülmüş faktörler de var. Ve sorunuza gelecek olursak aslında Orta Doğu coğrafyası Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana şekillenirken aslında bizim bugün yaklaşık 100 yıl sonra, 100 yıldan fazla süreden sonra karşılaştığımız sorunların kökeninde bu savaş sonrasında bölgede yapılan düzenlemelerin sonuçlarını yaşıyoruz biz maalesef bir nevi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bir nevi sınırların çizilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Osmanlı'nın dağılmasından sonra bu coğrafyalara ilişkin izlenen politikalar ve bu ülkelerin ulus devlet inşası sürecinde karşı karşıya kaldığı sorunlar zaman içerisinde bu ülkelerin bağımsızlıklarını alması ile birlikte birçok ülkede siyasal istikrar bölgedeki diğer ülkelerin veya uluslararası aktörlerin rızasına dayalı oluyordu. Yani bugün Lübnan'da bir istikrar sağlanabilmesi için dış aktörlerden bağımsız düşünmek bunu hiç mümkün değil. Yani bu artık sadece Lübnanlıların meselesi olmaktan çıkıyor. İran isterse aynı zamanda işte Suriye bir de halkın onay zinciri gibi birbirine bağlı değil mi? bağlı. Göbekten bağlı. İyi ki aslında bu hani bağlantıyı da kurduk. Çünkü Orta Doğu'nun sınırlarını ben hep şu şekilde ifade ederim. Nasıl ki ülkeler arasında sınır var. Orta Doğu'da aslında bu sınırlar yani ülkeleri birbirlerinden ayıran sınırlar çok geçirgendir. Bunun sebebi nedir? Bu 22 Arap ülkesinin de aslında aynı milletten gelmiş olmaları fakat bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte
yaşanan gelişmelerle farklı farklı ülkeler kurmak durumunda kalmaları ve bir Arap milleti olmasına rağmen, tek aynı dili konuşmalarına rağmen, tabii ki biraz egzajere ederek söyleyelim, neredeyse 20'den fazla dış politikadan da bahsetmeniz mümkün. Mezhep ayrılıkları da bunları çatıştırıyor değil mi? Mezhepsel ayrılıklar da. Bir nevi var olan sorunlar da mezhepsel ayrılıklar üzerinden de okunabiliyor ve işi daha da aslında çıkılmaz hale getirebiliyor. Aslında bu noktada herhalde şunu da söylemek lazım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en önemli gelişmelerden bir tanesi, İkinci Dünya Savaşı'yla da birlikte bu net bir şekilde ortaya çıktı. Bölgenin bir de çözülmemiş sorunu var. O da Arap-İsrail meselesidir. Yani biz bugün Suriye'deki gelişmeleri, Lübnan'daki gelişmeleri, Ürdün'deki, İsrail'deki gelişmeleri okurken veya Mısır'daki, ister istemez aslında bütün bu tartıştığımız noktalar bizi Orta Doğu'nun ana meselesi olan Arap-İsrail meselesine de götürebiliyor. Çünkü bölgede çözümlenmemiş bir sorun var ve bu çözümlenmemiş sorunun yaratmış olduğu bir de Filistinli mülteciler konusu var. Evet. Bugün bu mülteciler sorununa Iraklı mülteciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesinden sonra ve şimdi Suriye'deki olaylarla birlikte Suriyeli mülteciler de artık gündemde. Düşünün, bu coğrafyanın en küçük ülkeleri olan Lübnan'da ve Ürdün'de bugün milyonlarca mülteci var. Yani bu ülkeler kendi sorunlarıyla mı mücadele etsinler yoksa mültecilerle mi mücadele etsinler? Dolayısıyla onun aslında altını çizmekte fayda var ki bu ülkeler kendi aralarında farklılıklar gösterseler de ulus inşa süreçlerinde ve daha sonra karşılaştıkları sorunlarda veya farklı ittifaklar kurmuş olsalar da İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında bölgenin sınırlarının geçirgen olduğunu söylemek lazım. Yani bir ülkede yaşanan bir sorun diğer ülkede doğrudan ve dolaylı olarak kelebek etkisi yapıyor değil mi? Kesinlikle bir hani bunu Arap ayaklanmalarında da gördük. Bir domino etkisi yaratıyor ve aslında bir anda bütün Orta Doğu coğrafyasının biz bugün neyini konuşuyoruz? Sınırları değişecek mi, değişmeyecek mi? Çünkü Irak ve Suriye'de bir toprak bütünlükleri konusunda bir soru işareti söz konusu olursa Ferda'nın, bu ister istemez diğer ülkelere de yansıyacaktır. Dolayısıyla bu çok önemli konulardan bir tanesidir. Ve bugün Suriye'deki, sizin de ifade ettiğiniz gibi konuşmanızın başında bir barış süreci söz konusu. Fakat bu barış sürecinin aktörlerine baktığımız zaman Suriye aslında bu barış sürecini de daha detaylı belki analiz etmeden önce şunu söylemek lazım. Suriye'deki savaş, Suriyelilerin savaşı olmaktan çıktı ve bölgesel aktörlerin ve dış aktörlerin aslında bir nevi vekaleten savaştıkları alana dönüştü. En önemli aktör şu anda Rusya olarak gözüküyor. Kesinlikle öyle. Bu çok doğru bir tespittir. Yani hiç hani abartılı yapılabilecek bir tespit değildir. Eylül 2015 yılında bölgeye, Suriye'ye giriyor. Esad'ı korumak amaçlı giriyor. Rejimi korumak amaçlı giriyor Rusya. Ama tabii ki bunun yanı sıra şunu da belirtmek lazım. Kafkas kökenli IŞİD mensubu olan birçok da cihatçı grup ve kişi vardır IŞİD içerisinde savaş çok veren. Çok ilginç. Balkan ülkelerinden de IŞİD'e katılanlar var. Tabii katılanlar var. Yani var. Aslına bakarsanız IŞİD'in çünkü kökenine baktığınız zaman 1979 Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Soğuk Savaş döneminin ikinci yarısı diyelim. 79 yılında Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalinden hemen sonra batılı ülkeler komünizme panzehir olabilecek bir ideoloji üzerinde hani konuşuyorlar. Ve komünizme antitez olarak da İslami hareketlerin güçlenmesini aslında sağlıyorlar Afganistan'a. İşit kuşak projesi. Aynen öyle. Evet. Ve burada ne oluyor? Bölgeden, Balkanlardan, Orta Doğu'dan, Kafkaslardan birçok kişi savaşmak için Afganistan'a gidiyor. Peki bu IŞİD dediğimiz, şu anda bizim terör örgütü olarak gördüğümüz bu oluşum, o geçmiş zamanların şey mi, ilintisi? Tabii El-Kaide kökenli olarak çünkü ortaya çıkıyor. Örgütlerin isimleri değişebilir ama kökenine baktığımız zaman aynı. Hatta Ferda Hanım, bu seçim kampanyalarında Hillary Clinton
başlattığı zaman seçim kampanyasını, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl, şey demişti, yani bu IŞİD'le mücadeleyi hep söylüyoruz ama şunu da söylememiz lazım ki IŞİD'i aslında yaratan da bir nevi Batılılardır. Çünkü o dönem işte en büyük tehdit kimdi? Komünizmdi. O zaman komünizme karşı biz İslami grupları, cihatçı grupları bir nevi işte yani destekleyelim. Yani üstü kapalı olsa da. Evet. Bugünse karşımıza çıkan sorun ne? IŞİD. Evet. Yani bunun kökenine baktığımız aslında zaman. Aslında baktığımız zaman Batılılar kendi elleriyle bir canavar yarattılar demek mümkün herhalde. Yani yanlış değil, haklısınız. Evet. Yani bunu bunu böyle söylemek mümkün. Çünkü ister istemez destek almamış olsalardı bu kadar büyümeleri mümkün değildi. Ve yine ifade ettiğiniz gibi zaman içerisinde El-Kaide'den de kopuyor IŞİD. Çünkü sadece El-Kaide'nin Irak kolu olarak mücadele vermek istemiyor. Suriye'deki çıkan savaşla birlikte ben artık diyor bir Irak-Suriye devleti kuracağım diyor. Yani bir İslam devleti kuracağım diyor bu topraklarda. Yani bu aslında bizim uluslararası sistemde karşı karşıya kaldığımız birçok gelişmeye de ters. Çünkü küresel bir cihat hareketinden çıkıyor ve neye doğru dönüşüyor? Ben bu coğrafyada bir devlet kuracağım diyor. Yani bu dolayısıyla tabii ki sadece bölge ülkelerini değil, bugün dünyanın birçok ülkesini de tehdit eder bir konuma geldi. Tam da işte bu noktada şunu söylemek lazım. Orta Doğu'yu çalışırken sadece artık devletler arası ilişkilere değil, devlet dışı aktörler, Hizbullah gibi, Hamas gibi ve yakın zamanda özellikle Orta Doğu'yu son derece etkileyen IŞİD gibi, El-Nusra gibi örgütlerin de irdelenmesi kaçınılmaz bir durum oldu. Halbuki biz genellikle uluslararası ilişkilerde devletler arası ilişkiler veya devletler arasındaki sorunlara çözümler bulmaya çalışan bir disiplin olarak ortaya çıkmış olsak da bu bir aslında uluslararası sisteminde bugün karşı karşıya kaldığı sorunlardan bir tanesidir. Nasıl başa çıkacaksınız? Bu ancak ve ancak küresel bir mütabakatla söz konusu olabilir. Yani belli birkaç devletin bu işiyle başa çıkması mümkün değildir. Şu tüm ülkelerin mümkün gözüküyor mu? Yani Suriye özelinde Ferda Hanım şunu gördük ki yani burada savaşan taraflar savaşmaktan yoruldular ve artık hani Suriye'nin geleceğine ilişkin bu Lübnan'ın savaşında da bir nevi böyle olmuştu. Suriye'nin geleceğine ilişkin bir siyasal uzlaşı şart. Yani bu iş artık savaşta böyle devam edemeyecek ve bir siyasal uzlaşı yapılması lazım. Moskova deklarasyonundan sonra, Astana sürecinden sonra ve sizin de ifade ettiğiniz gibi Mart'ın son haftasında yapılacak olan görüşmeler de bize gösteriyor ki Suriye'de artık bundan sonra iki tane kesin tarafların ortaya koyduğu terörist grup vardır. El-Nusra ve IŞİD. Bunların dışındaki kalan muhaliflerle ki bu adı aslında çok da net değildir. Çünkü Astana'daki son yapılan görüşmelerde 14 farklı silahlı grup da mesela görüşmelere katılmıştı. Yani Suriye'de karşı karşıya kalınan durum şu. Bunu aslında siyaset bilimci olmaya gerekmiyor bu tabloyu da görebilmek için. 6 yıldır Esad'la savaşıyorlar. Esad'a karşı savaşıyor bu gruplar. Özgür Suriye ordusu olsun ve onun İşte bugün daha yakınına yaklaşan muhalif gruplar olsun. Şimdi biz bu bir aslında nevi bu gruplardan Esad'a karşı savaşıyorlar ama aslında indirekt olarak Rusya'yla savaşıyorlar. Çünkü destek veren taraf Rusya. Yani hani onu da söylemek tabii ki mümkün de şimdi sonuç olarak Rusya'nın desteklediği bir dediğiniz gibi evet. Esad var orada. Ve Esad'ın en azından geçiş süreci de olsa iktidarda kalacağı aşikar en azından hani Esad'lı bir geçiş olacağını söylemek mümkün. Yani Esad'sız bir geçiş şu anda bugünkü konjektürde mümkün değil ki evet ifade ettiğiniz İran'ın da desteklediği sonuç olarak bir Esad var orada. Hizbullah'ın desteklediği bir Esad var. Peki bu kadar yıldır savaşan gruplar, Esad'a karşı savaş veren gruplar oturup şimdi bir müzakere yapmak zorundalar. Yine konuşmanızın başında aslında güzel bir şey söylemiştiniz. Bir alver sürecine girmeleri gerekecek. Çünkü herkes demek ki kendi ortaya koyduğu pozisyondan az veya çok esnek davranıp bir şeyler verecek ki bir şeyler alabilsin. İşte bu çok çetrefilli bir sürece doğru götürüyor Suriye'deki süreci ve altını çizmek lazım. Rusya'nın, İran'ın ve Türkiye'nin aslında garantörlüğünde gerçekleşen bir müzakere sürecidir bu. Ha, bunun olumlu tarafı nedir? Biz aslında ilk önce olumsuz tarafını söyledik. Çünkü yani birbirlerine muhalif gruplar var. Bu muhalif grupların birlikte uzlaşıya varması o kadar kolay bir şey değil. Ama sürecin başlamış olması sonun başlangıcına geldiğimizi gösteriyor. Ya da en azından Suriye'de bundan sonra çizilecek siyasal yapının
Umarım ki uzlaşıya dayalı olacak olan siyasal yapının da bir başlangıcını oluşturur. Bu da oldukça önemlidir. Ama şu da bir önemli tespittir ki bu Rusyasız olmayacak. Yani evet. Bugün Amerika Birleşik Devletleri genellikle Orta Doğu'nun şekillendiren en temel aktör olarak hep ifade ederdik bunu, işte dış politikası çok önemliydi Orta Doğu'ya ilişkin. Ama gelinen süreçte görülüyor ki Rusya artık büyük oyunda, tırnak içerisinde hani realist bir perspektifle analiz edecek olursak büyük oyundadır. Bunu zaten Ukrayna'daki olaylarla da ortaya koymuştu. Evet. Ve Suriye'de artık bugün ve Orta Doğu'da Rusyasız bir şekil verme veyahut da bundan sonraki süreç Rusyasız düşünülemez. Evet. Ve unutmayayım diye ekleyeyim bunu da. Türkiye ile Rusya ilişkilerinin de son dönemde normalleşmesi bununla son derece bağlantılıdır aslında. Tabii şimdi Rusya'yı konuştuk, İran'ın varlığını konuştuk ama biraz da Türkiye'ye bakalım. Şimdi Türkiye, Suriye sorunu bir taraf olduğunu görüyoruz. Fırat Kalkın Harekatı yapıldı, Elbap Operasyonu düzenlendi. Yani orada bir düzen kurulması için Türkiye zaten sürekli devrede. Şimdi bir de Membiç sorunu var. Ve Membiç'in bütünlüğünü savunuyor Türkiye. Bugün yine bir haber ajansında okudum. Bir askeri yetkili, şimdi biliyorsunuz askeri yetkililer üst düzey bir araya geldiler Rusya'dan şeyden. Oradaki Membiç'teki son gelişmelerin Türkiye'yi sıkıştırdığını söyledi. Yani bu çok önemli. Stratejik olarak Türkiye şu anda sıkıştı o tarafta gibi bir yorum yaptı. Siz nasıl bakarsınız bu olaya? Bu oldukça önemli çünkü Türk dış politikası özellikle Suriye'ye yönelik olarak ki Amerika Birleşik Devletleri ve Batı için de bu böyle, sadece Türkiye için değildi. Esatsız bir geçişe, Suriye'de esatsız bir geçişe bir nevi destek veriyorlardı ve dış politikalarını hep esatsız bir Suriye üzerine aslında tasarlamışlardı. Ta ki Rusya devreye girsin. Çünkü biliyorsunuz Rusya ile ilgili birçok kararda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan birçok kararda Rusya'nın vetosuyla karşı karşıya kaldık. Ve hatta Suriye meselesinde Rusya'yı hep Mr. Veto, yani Bay Veto olarak işte değerlendirdik. Hatta son yine Esad rejimine karşı bir yaptırım söz konusuydu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne getirilmişti tasarı. Ancak Rusya'nın yine vetosuna takıldı. Çünkü dediğim gibi yani Rusya devreye girdikten sonra Esad'lı bir geçişin söz konusu olacağını zaten artık taraflar, Suriye ile ilgili politika yapan ülkeler bunun farkına vardılar. Tabii ki ilk yanılan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Çünkü Esad'ın dağılacağı, işte gücünü kaybedeceği üzerine hep politikalar uygulanmıştı. Bunun tabii bir sebebi de, bunu açalım. Çünkü neden yani Esad'sız bir Suriye üzerinde bu kadar ısrarlı davranmıştı veya bu şekilde öngörmüştü Batı ve Türkiye? Çünkü Mısır'da, Tunus'ta hemen o uzun yıllık iktidarlar yerle bir olmuştu. Yani bunun aynısının Suriye'de olacağı beklentisi de söz konusuydu. Yani Mısır'da 81'den bu yana ülkeyi yöneten Hüsnü Mübarek, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yani müttefiklerinden biri demek yanlış olmayacaktır. Çok büyük Tahrir Meydanı'ndaki, hatırlayacaksınız, protestolardan sonra devriliyor. Yine Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali devriliyor. İşte bu noktada Suriye'nin Tunus ve Mısır'dan farkını da görüyoruz Ferda Hanım. O da şu: Mısır'da ve Tunus'ta protestoların, halk ayaklanmalarının ortak bir sembolü vardı ve hedefi vardı. Var olan rejimi ya da işte devlet başkanını öncelikle devirelim. Yani bunda tüm gruplar hemfikirdi. Yani ne açıdan? İşsizlikle mücadelede, siyasal anlamda, demokratikleşme konusunda ilk gördükleri tehdit Mübarek'in gitmesi. Ondan sonra bakarız. Yani liberaller, sekülerler, işte işçi sınıfını temsilen gruplar, İslami örgütler hepsi aynı şeyi söyledi. Suriye'de çok bölünmüş bir muhalefet vardı. Bu biraz da demografik yapının getirdiği bir özellikti. Ama aynı zamanda Suriye dıştan çok fazla müdahale aldı. O yüzden hep diyoruz ya, Suriyelilerin savaşı olmaktan çıkıp da bölgedeki aktörlerin savaşı konumuna geldi. İşte tam da bu noktada Esad'ın devrilmesi o kadar kolay bir iş olmadı. Rusya'nın devreye girmesiyle zaten yıl içerisinde bu çok belirginlik kazandı. Kesinlikle. Evet. Şimdi gelinen aşamada o zaman bu politikada bir değişim şart hale geldi. Yani şimdi Esad'sız bir geçiş belli oluyor ki aslında zımnen de olsa Türkiye tarafından bir noktada Rusya ile uzlaşıyla bu iş hallolacak. Elbap konusunda da Türkiye'nin
Suriye'ye müdahil olması Rusya ile birlikte Türkiye açısından baktığınızda bir nevi kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü bugün Suriye'den mülteci alan en büyük ülke Türkiye'dir. Şimdi bu kadar uzun bir sınırınız olan bir ülke, bu kadar fazla mülteci alan bir ülke olarak siz 3 milyondan fazla bugün mülteci var. Yani geçen sene Numa Kurtulmuş 3 milyona ulaştığını söylemişti bu rakamın. Bugün bu rakamın üzerindeyiz. Ve bu mülteci akımının da devam edeceği aşikar, öyle veya böyle. Avrupa Birliği ülkeleri istemiyorlar bu mültecileri. Yabancı karşıtlığı böyle, zaten yabancı safhada. Karşıtlığı da aynen hat safhada, evet. Mülteciler meselesi de. Evet. Sanki yani her mülteciye de bir işte tırnak içerisinde işte terörist muamelesi de yapılanabiliyor ki bu da çok sağlıksız ve İslamofobiyayı da artıran bir şey. Elbap operasyonuyla Fırat Kalkanı operasyonuyla Türkiye'nin aslında Suriye'de bu operasyonu yürütmesi açısından 3 önemli politika var. Bir, Türkiye garanti etmek istiyor ki Rusya ile birlikte ve İran'la birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğünde bir değişiklik olmayacak. Evet. Neden? Çünkü bugün Suriye'nin toprak bütünlüğünde herhangi bir tehdit söz konusu olsun, bu Orta Doğu'nun o kırılgan sınırlarını yerinden oynatabilir. Evet. İkinci bir konu da tabii ki Türkiye neden bu operasyon içerisine girdi? IŞİD'le mücadele ve tabii ki Kuzey Suriye'de bir Kürt koridorunun oluşmasında en azından söz söyleyebilecek bir noktaya gelmek. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci yarıda kalır mısınız? İkinci yarıda eğer vaktiniz varsa. Tabii memnuniyetle sizi kıramam. Çok teşekkür ediyorum. Efendim kısa bir reklam aramız var. Haber özetlerimizden sonra Nur Köprü ile yaptığımız söyleşi kaldığı yerden devam edecek.